Bakanlar ve yabancı misafirlerimiz var. Gerçi onlara ev sahipleri, değerli basın mensupları. Beni bugün burada iki kimlikle dinlemenizi istirham ediyorum. Bir sanayici, sizin içinizde bulunan hem mobilya üreticisi hem ahşap sanayinin bir temsilcisi hem de bir parlamenter olarak, yani sizlerin Büyük Millet Meclisi'nde bir temsilcisi olarak. Benden önceki konuşmacı büyüklerim çok güzel şeyler ifade ettiler. Çok değerli bilgileri bize sundular. Ama mobilya sektörünün ne kadar önemli olduğunu anlatırken ben bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bundan 10 yıl önce 2000'li yıllarda mobilya ihracatımız 10 milyon dolarlı rakamlarda seviyesindeydi. Bugün milyar dolarlar seviyesine gelmişiz. Ne kadar hedefi büyük tutarsak ona ulaşmak için o kadar çalışmamız gerekir. Ama buna ulaşmak için yapmamız gereken daha çok şey var. Bunlardan bir tanesini bir parlamenter olarak size seslendirmek istiyorum. Sektörün bir lobisi olmadığına inanıyorum. Nedenini söyleyeyim. Geçen yıl teşvik paketi hazırlanırken ben Sayın Bakanıma, ekonominin gülen yüzü Zafer abi diye hitap ediyorum, ekonomi bakanımıza. Mobilya sektörünün teşvikte istihdam dostu bir sektör olması, yerli kaynakları kullanıyor olması ve ihracatta potansiyelinin, önünün çok açık olmasından dolayı ayrı bir teşvikle ödüllendirilmesini talep ettim. Ama tabii ben bunu söylerken yanıma kendi ilimden, kendi ilçemden dostlarımı aldım. Ama görüyorum ki bu halkayı genişletmem gerekiyor. Daha da genişleterek bu halkayı çalışmamız gerekiyor. Çünkü AK Parti hükümetleri, bunu siyaset olarak söylemiyorum, sakın yanlış anlamayın, başta meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının fikirlerine, önerilerine bir kere ihtiyacımız var, ikincisi de çok önem veriyoruz. Bunun en yakın örneğini biz bu pazartesi günü yaşadık. Örneğiyle yaşadık. TORİT Başkanımız yanımızda. Bizim orman ürünleri sektöründe tevkifatla ilgili bir sıkıntımız oldu. Buna sıkıntı diyelim adına. Bunu düzenlemek için 7-8 aylık bir çalışmadan sonra belirli noktalara getirdik ve istediğimiz düzeye çekebildiğimize inanıyoruz. Yeter mi? Asla yetmez. Sektörlerin devlet tarafından olabildiğince desteklenmesi gerekir. Olabildiğince önünün açılması gerekir. Ama ülkemizin kaynakları, ülkemizin imkanları ve içinde bulunduğumuz şartlar bize ancak bunu yapmaya müsaade ediyor. Ama biz bir tek şeye inanıyoruz. 2023 hedeflerine seçimlerden önce başbakanımız dinlendirdiğinde ben çok iyi hatırlıyorum. Bazı köşe yazarları ve gazeteler inanılmaz, olamaz, imkansız gibi tabirler kullanmışlardı. Ama bugün görüyorum ki Türkiye'de ticaretin ve sanayinin temsilcileri başta olmak üzere bunun resmi ve sivil toplum olanlarında büyük şirketlerin yöneticileri, yurt içinde bulunan yabancılar da dahil. Tabii buna muhalefet partilerini de katmak istiyorum. İnanın duruma geldiler. Bu 500 milyar dolar ihracat hedefine mümkün ulaşılabilir, çalışılması gereken bir hedef olduğuna herkes inandı. Hatta bazıları sahip de çıktı. Olsun, biz her şeye varız. Yeter ki ülkemiz bizim hedeflediğimiz 25 bin dolarda milli geliş seviyelerine ulaşsın. Buna inanıyoruz, yürekten inanıyoruz. Ama çok çalışmamız lazım. Oturarak bunu yapamayız. Üreterek ancak bunu gerçekleştirebiliriz. Şu anda Büyük Millet Meclisi'nde sanayinin ve ticaretin çok önemli temsilcileri var. Ben bunun bir fırsat olduğuna inanıyorum. Ticaret Odası Başkanlığı yapmış birçok milletvekili arkadaşımız var. Ben de ticaret odalarında çalıştım. Sivil toplum, mesleki sivil toplum örgütleri içerisinde çalıştım. Başkanlıklarını da yaptım. Bugün parlamenter olarak Büyük Millet Meclisi'nde sizleri temsil ediyorum. Bunun bir fırsat olduğuna, şahsımda değil ama arkadaşlarım adına söylüyorum, fırsat olduğuna inanıyorum. Hakikaten bizim önerilerimize değer verecek bakanlarımız da var. Ama biz yeter ki reel olan, çalışarak önlerine götürdüğümüz hedefleri bastıralım ve isteyelim. Çünkü istediğimiz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bunun adına lobicilik diyebiliriz, destekleme diyebiliriz, devletin sektörleri koruması adına yapması gereken faaliyetler diyebiliriz. Ne dersek diyelim ama
çalışmadan sektörün Ankara'daki gözünü ve kulağını temsil etmeden mümkün değil, başaramayız. Çünkü ben görüyorum mecliste birçok sektörün temsilcileri, başta Sanayi Komisyonu Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimiz ve bakanlarımız olmak üzere peşlerinden koşarak istediklerini alıyorlar. Haklı olarak alıyorlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bulunduğu noktada, şu anda bulunduğu noktada olmaması gerekiyor. Daha ileriye gitmesi gerekiyor. Eğer sizler ve bizler hep beraber el birliği yaparsak, güçlenerek, bugün burada ZOV'un 5. fuarını açıyoruz. Sanıyorum mobilya ile ilgili birçok fuar daha gerçekleşecek. Anadolu'nun birçok kentinde yerel fuarlar gerçekleştiriliyor. Kentsel dönüşüm çok büyük bir pasta. Yakında mutlaka Suriye'de iyileşmeler olacak. Irak'ta çok farklı gelişmeler var. Türkiye Cumhuriyetler'de ilişkilerimiz her gün has safhaya ulaşıyor. Sayın Başbakanımız bizzat Afrika'da bütün ülkeleri geziyor, yanına iş adamlarını alarak. Bizim de bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Sayın Başkanım 6 milyar dolar dedi ama ben bunun çok çok daha fazlası olması gerektiğine inanıyorum. Benim arkadaşlarım bizden bu konuda navlun desteği istiyorlar. Çünkü mobilya yükte havale tutan ama pahada çok fazla değeri olmayan bir ürün. Navlun olarak mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bunu nereden destekleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Gelin çalışalım. Çünkü birçoğunu tırla ihraç ediyoruz. Biz de sizinle beraber bunun sesi, dillendiricisi, takipçisi olalım. Ve sektörümüzü, özellikle milli kaynaklardan beslendiğimiz için bu sektörün çok büyütülmesi gerektiğine ben inanıyorum. ZOV fuarında biz de müşterisiyiz aynı zamanda. Biz de firma olarak katılmıştık. Türkiye'ye katkılarından dolayı sayın yöneticilerine, Aykut Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan mutlu olduğumu ifade ediyor. Hepinizi fuarın bereketli geçmesini dileyerek saygılarımla selamlıyorum. Efendim.